Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzda da eşkenar dörtgeni halletmeye çalışacağız arkadaşlarım. Konu anlatımı yapacağız. Bol bol soru çözeceğiz. Klasik soru, yeni nesil soru, ÖSYM sorularını çözmüyoruz biliyorsunuz. Başlayalım bakalım neymiş bu eşkenar dörtgen. Şimdi tanıyoruz burada eşkenar dörtgen arkadaşlarım. En baba özelliği bir kere bir paralel kenardır dostlarım. Yani paralel kenarın özel bir durumudur dostlar. Şimdi eşkenar dörtgeni paralel kenardan ayıran özelliklerini yazacağım ben buraya ki asıl sorularda kullanacağınız özellikler şu açık maviyle yazdığım kısımdaki özellikler dostlarım. Şimdi bir, zaten adı üstünde tüm kenarları eşittir. Yani paralel kenardan direkt ayıran en önemli özellik bu. Bunları mutlaka soruların üstünde dört kenarında eşit olduğunu gösterin. Bakın A şeklinde yazmışım. İki, yükseklikleri eşitmiş dostlar. Yani paralel kenardan farklı yapan özellik bak. Yukarıdan aşağı indirdiğimde H, soldan sağa indirdiğim yükseklikte H, bunların eşit olduğunu bilelim. 2. Bir diğer farklısı 3. Köşegenleri açıortaydır demişiz. İşte bakın şurada yeşille çizdiğim köşegenler kesinlikle açıortay olacakmış. Köşegenler asla eşit uzunlukta değil. Bunu da söyleyelim. Paralel kenarda da böyleydi. Eşit uzunlukta değiller. Ha, köşegenler yine birbirini ortalıyor. Bakın iki eşit parçaya bölüyor ama eşit değiller. Son paralel kenardan ayıran özelliği ise dostlarım köşegenler dik kesişiyormuş. Lütfen bunu da göstermeyi unutmayın diyelim. Ve yine alanını söyleyeceğiz. Normal paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklik, yani A çarpı H. Evet, böyle de bulabiliriz. Ya da bazen de şunu kullanacağız. Bütün dörtgenlerin alan formülü neydi dostlarım? Köşegenleri çarp 2'ye böl. Bak burada köşegenlerden biri AC, biri BD. Çarpmış 2'ye bölmüş. Bir de aradaki açının sinüsünü alacaktık. Ki aradaki açı her zaman 90 olacağı için sinüs 90'da 1 olduğundan burada bakın çarpı 1'i yazmaya gerek duymamış amcamız. Evet, eşkenar dörtgenin özellikleri bunlar dostlarım. Hadi şimdi sorularla devam edelim. Bakın en çok unutulan kısım kenarlarının eşit olduğunu göstermek. Lütfen burada da buraya şu simgeyi koymayı unutmayın. Hatta hepsine koyalım. Ama beni ilgilendiren şuradaki ikiz kenar olacak dostlar. Şimdi 72 U kuralımız var. Tıpkı paralel kenarda olduğu gibi şurası 108 olacak. 108 olması için şuraya 70 kalması lazım. 70, 38 daha 108. İkiz kenarı gördüm. O halde burası 70, 70, 70, 140. Şuraya da kaldı 40. Şimdi paralel kenarda neydi kural? Karşılıklı açılar eşit ölçüye sahipti. Bu da 72. O halde X'e kaldı. Edirne paketledim, geçtim ikinci soruya. Yine bir açı sorusu dostlarım. Eşkenar dörtgen demiş. Tamamdır hocam. Ha, açı sorusu değil, uzunluk sorusuymuş. Şimdi şurası 45'tir. Bunu bir yazalım. 45'imizi bir gösterelim. Başka bildiğimiz şey, şimdi şunlara A açısı yazarsak. Bakın şu AC bir köşegen. Ve köşegen olmasından sebep açıortay olacak. Bu tarafı 2A ise buraya da 2A'yı yazdım. Ve toplam burası 4A. O halde mecbur karşısındaki açı da 4A olacak. Hatta açıortay olması sebebiyle 2A diye de buna ayırdım. Ve bakınız şimdi şu üçgende dostlarım, üçgenin iç açılarından biri A, diğeri 2A ve bir diğeri de 135, toplamları 180 olacak. 3A eşittir 45'ten, A'yı 15 buldum. Artık A'ların yerine 15 derece yazabilirim diyorum. Peki 45'im burada, 15'im burada, topladım 60, şuraya 120 kaldı diyelim. Şurası 30 geldi, burası 30 geldi. Bakın şurası da 30. Şurası da 30. 120, 30, 30 üçgeni çıktı. Zaten ikizkenar 2 kök 3 artı x ise bu da 2 kök 3 artı x olacak. Bu da 2 kök 3 artı x. Tabii ki bu da 2 kök 3 artı x olacak diyelim. Yani bildiğimiz her şeyi göstermeye çalıştık arkadaşlarım. Şimdi şu 30'un karşısına, hani şuraya 2 kök 3 artı x yazdım ya. Burası ne olacak? 120'nin karşısı bunun kök 3 katı olacak değil mi dostlarım şöyle? Yani burası k birimse burası kök 3 katıydı hatırlarsanız. K kök 3.
Şimdi bunu niye söyledim? Şu açıortaydan faydalanayım diye arkadaşlarım. Hani açıortayın özelliği neydi? Kollarının oranı vardı, ayaklarının oranı vardı. Bakın şu bir açıortay verilmiş bize soru. Ve kolları K ile K kök 3. Bak K kök 3 iken bu kolu ne olmuş? K kök 3'e bölmüş yani. O halde bu ayak 2 kök 3 ise buradaki ayak ne olacak? Kök 3'e böleceksin 2. En kolay da böyle çözeriz herhalde diye düşündüm. Başka böyle 120'den bir diklik indirip ya da şuradan aşağı bir diklik indirip de şöyle de çözebiliriz soruları ama bunlar uzatır. Açıortay en kolay, en kestirme yoldur dedim. ABCD eşkenar dörtgenmiş dostum. Bak az önce yaptığım muhabbeti yine yapacağım. Şimdi şuna A dediğimde AC köşegeni açıortay olacağı için şu köşegen açıortay olacağı için arkadaşlarım dedim ki burası da 2A ve burası 4A ise bu da 4A olacak. Yine açıortaydan 2A 2A geldi. Bak şurası 108 can kardeşim. Hemen 2A A ve 108'in toplamı 180. Demek ki 3A 72 olacak. A 24. Aha bulduk 24 24. Şurası 48, şurası 48. Peki köşegenlerde dik kesişecekti eşkenar dörtgende. Şu 90'ı da gösterelim. Bakın burada ne çıktı? 48, 90, 42 kaldı değil mi arkadaşlarım? X'e Ceyhan'dan paketledim. Evet, dördüncü soru. Düzgün beşgen var. Bir iç açısı 108 dereceydi. Hemen yazalım 108. Şuralar 36, 36 idi dostlar. Şunlar tabii ki eşit olacaktı düzgün beşgende. Şu da 108. Belki işime yarar. Şu da 108 diyelim. Şuraya 72 kaldı diyelim. Yine buraya da 72 kaldı diyelim. Düzgün beşgeni kullandım. AFKD eşkenar dörtgenmiş dostum. Ve bakın şu açısını 72 yazmışız biz. U kuralından o halde toplamları 180 olmalı. Şuraya 108 kaldı. 72 buradaysa 36 kaldı. Bunu da söyleyelim. 72 ise yine burası 108 olacak. Bunu söyleyelim. Eşkenar dörtgende bu kenar, bu kenar, bu kenar ve şurası 4'ü de eşitti. Bunu da söylemiş olalım. Başka ne diyor? X kaçtır diyor. Verilenler bu kadar dostlarım. Şimdi geri kalanı biraz oynama zıplama muhabbeti. Bakın şu eşkenar dörtgenin bir kenarı ama düzgün beşgenin de köşegeni. Düzgün beşgende ne demiştik? Köşegenler eşittir. 5 köşegeni vardır. 5'i de kısadır ve eşittir. Bunu da ben çizdim. Eşittir'i gösterdim. Ve şurası yine 108 ikiz kenardan 36. 36 da burayı ayırdım dostlarım. Ve bakınız şu ikiz kenarı kullanacağım. Sorunun çok büyük kısmını halletmiş olacağım şimdi buradan da. Peki tepesi 36, 36'dan 72. O zaman şu ikisine 108 kaldı. 54, 54 de burası olmalı dostlarım. Şuraya da 54 yazdım. 54'ün bir de 108'i var burada toplarsak 158, 162 yapıyor şurası. 180'e kaç kalıyor dostlarım? 54, 108 daha yanlış mı topladık lan? X kaç derecedir diyor. Biz çok küçük bir açı buluyoruz. Ha, 108 buranın tamamı değil lan. 108 şuranın tamamı. Doğru. Şurası 108. 36, şurası 18 değil mi? 54 olması için. Ha, şimdi oldu. 108, 18 daha 126. O halde X'e kaç kaldı? 54 kaldı. Bursa'dan çıktı cevabımız. Evet, beşinci soruya bakıyoruz. Yine köşegenin açıortay olduğunu söyleyeceğiz ama önce şurası 100 ise tam karşısındaki açının da 100 olduğunu, 160 daha 160, şuraya 20 kaldığını bir söyleyelim. Şimdi 100 ise U kuralından burası 80 olmalı. 40, 40. Şurası 120. 120, 40 daha 160. X'e kaldı. 20 paketledim. Evet. Eşkenar dörtgende yükseklikler eşitti. Bakın yukarıdan inen yükseklik 7, 4 daha 11. Soldan sağa giden 5 artı x'e eşit olacak. Ve x de buradan Ceyhan gelecek. Yine aynı muhabbet. Yükseklikler eşitti. Bak soldan sağa giden 3 kök 5 ise yukarıdan aşağı inen de 3 kök 5 olacak. Hemen şurada Pisagor çaktım. Dedim ki x kare eşittir. Bir 6'nın karesi bir de 3 kök 5'in karesidir. Buradan toplarsak 70, 11 daha 81 yaptı x kare. Demek ki x 9 gelecek.
Yine aynı muhabbet. Benim şuradan aşağı indirdiğim yükseklik artık 8'dir. Bunu biliyorum. Bana da bu üçgenin alanını soruyor. E tabanı 10, yüksekliği 8 ise çarp 2'ye böl. Edirne'yi paketledik. Evet, şimdi devam edelim. X kaçtır diye soruyor. Eşkenar dörtgen bir de FC, DF'nin 3 katıymış. Bak K'ya 3K. Oranı verdiyse hemen bir paralel doğru çizelim şuradan. Bu da X oldu değil mi? Şu yükseklikle bu yükseklik eşitti çünkü dostlarım. Hemen şurada benzerlik yapıyorum. 3 bölü 4 eşittir 6 bölü X diyorum dostlarım. X buradan 8 geliyor. Ha, direkt şu üçgenle şu üçgenin benzerliğini de yazabilirdim. AB 90 benzerliğinden de gelirdi soru. Evet, 2 var, 4 var, 5 var. Arkadaşlar, eşkenar dörtgen ve karenin ortak çözüm sorusu var. O da şu: eğer köşegenlerden biri çizildiyse diğer köşegeni de siz çizin diyorum. Bakın AC'yi çiziyorum ve bu köşegenlerin ne olur dik kesiştiğini unutmayın. Çünkü bu dik üçgen sayesinde bak şuradan x'i bulacağız dostlarım. Şimdi bu kenar 5 ise bu da 5, bu da 5, bu da 5. Hatta bakın 3, 4, 5 üçgeni çıktı. Burası 3, burası 3 gelmek zorunda. Şimdi köşegen şuraya kadar olan kısmıyla şuradan sonraki kısmı birbirine eşit olacaktı ki. Aa, burada ED 4'müş pardon. 3 değil, o yüzden bunlar silelim. ED'nin tamamı 4, burası da 2 ise toplam 6. 3, 3 bölecekler. Burası 3, burası 1 olacak. Ha, şimdi 3, 4, 5'ten bu 4 geldi. Bak şurada Pisagor yapalım. 16, bir daha 17, kök 17 çıktı sorunun cevabı. Evet, bak sadece AC köşegeni çizilmişse hemen diğer köşegeni siz çizin dedim. Ve köşegenlerin dik kesiştiğini unutmayalım. Dostlar bakın burada ne çıktı? Diklikten diklik indi. Şurada bir öklit yapacağım. Çevresi 80'miş. 4'e böldüm hemen. Bir kenar 20 çıktı kardeşim. Şöyle gösterelim. Bak burada 15, 20, 25 üçgeni çıktı. Burası toplam 25. Şuna H diyelim. Bu 15, 20, 25 üçgeninin şurası da 25'miş. Onu da yazayım da öyle konuşalım. Ah bacı yapalım. Bu üçgen çok sık çıktı tabii dik üçgende karşımıza. Hemen 12'yi, 9'a 16'yı yerleştiriyorduk dik üçgende ama şimdi burada unuttuk diyelim, bir daha yapalım. Ah bacı neydi? Hipotenüsle yüksekliğin çarpımı, yani 25 ile haşın çarpımı dik kenarların çarpımına eşit. 15 ile 20'nin çarpımına eşit. 5'e böl 5, 5'e böl 3, bir daha 5'e, bir daha 5'e 4. Haş eşittir 12 geldi. Demek ki benim yüksekliğim 12'ymiş. Bakın burada 9, 12, 15'ten 9'u yazdım. 12, 16, 20'den 16'yı yazdım. Şimdi şurası köşegenlerin kesim noktası. Bunun altındaki köşegen parçası 16 ise üstü de 16 olacak değil mi dostlarım? O halde x'e 7 kaldı. Evet, DB köşegeni çizilmiş. Bak hiç soruyu okumadım. Diğer köşegeni de ben çizdim. Ve dedim ki bu köşegen 2'ye bölecek 6, 6. Bak şu üçgeni. 8, 15, 17'yi yakala. 15, 17, burası 8. O zaman bu da 8. Neyi soruyor? Eşkenar dörtgenin çevresi nedir? Hemen şurada 6, 8'den 10 buldum bir kenarı. 4 tane 10, 40'ı paketledim arkadaşım. Evet, yine hemen hiç düşünmeden diğer köşegeni de ben çiziyorum. Köşegenlerin dik kesiştiğini gösteriyorum. Toplam köşegen 8'miş. 4, o halde buraya 2 kaldı diyorum. Bak burada 30, 60, 90 çıktı. 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4, 60'ın karşısı 2, kök 3'ü paketledim. Ve şurada da Pisagor yaparsam soruyu çözmüş olurum. X kare eşittir. Bir 4'ün karesi, bir de 2 kök 3'ün karesi 28 yapıyor x kare. O da 2 kök 7'dir dedim dostlarım. Geldim 14 numaraya. Bak AC köşegeni çizmiş ya, şimdi diğer köşegeni çizecektim ben. E çizmeye başlamış, DE köşegendir dostum, devam ettiriyorum. Neden köşegen hocam? Çünkü köşegen açıortay oluyordu arkadaşlarım. Demek ki bu bir köşegenmiş. Dik kesiştiğini de gösteriyorum. Ve diyorum ki burası da 4'tür. Bak burada bir Pisagor yapacağım. 4, 6, 2 kök 13 üçgenidir bu. 6'yı hemen yazdım. 6 ise burası da 6'dır. Eşkenar dörtgenin alanını soruyor. Seçenek bol. Ben şunu tercih ediyorum. Şu üçgenin alanı dik üçgen olduğu için dik kenarlarının çarpımının yarısıdır 12.
Peki 4 tane var bu üçgenden. Her birinin alanı 12 olacak. 4 çarpı 12'den Adana'yı paketledim dostlarım. 15. soru. Artık şuradan da diğer köşegeni bizim çizeceğimizi ve köşegenlerin dik kesiştiğini ve 18 ya bu köşegen. 9. Buraya da 4 kaldığını unutmayalım. Bak diklikten diklik indi. H kare eşittir. 4 çarpı 9 P çarpı K öklitini yaptım. H kare 36, H'ı 6 buldum. Demek ki bu da 6. Şimdi yine eşkenar dörtgenin alanı. Ben yine şu üçgenin alanını bulup 4 ile çarpacağım ki 6 çarpı 9 bölü 2'den 27'dir. 4 tane 27 de Edirne yapar. Cevap geldi. Geldik buna. Hemen diğer köşegeni çizdin hocam. Köşegenler dik kesişti. 10, 10 böldü. Bak buraya 8, 15, 17'yi yakala. O halde 8, 8. Şimdi şurada da Pisagor yapıp x'i bulalım. X kare eşittir. 10'un karesi artı 8'in karesi. Yani 164 yapar. O da kök 164. Bakalım dışarıya nasıl çıkacak. 82 çarpı 2'dir. 41 çarpı 4'tür. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 41 içeride kalır arkadaşlarım. 17. soru. Artık köşegeni çiziyorum hemen hiç düşünmeden. Köşegenlerin dik kesiştiğini gösteriyorum ve şurası orta noktadır diyorum. Toplam 24, 12 burası. 12 de burası olacak, 8 kaldı. Bak burada 8, 15, 17 çıktı. 15'i de yazdım. Çevre ABCD nedir diye soruyor. Bir kenarını bulalım. Şurada 12 ile 15 var. X kare eşittir 12'nin karesi artı 15'in karesi. Şimdi böyle 12'nin karesi 15'in karesi biraz uzun sürecek. Biz bu 12, 15, x üçgenini şöyle sadeleştirelim. 3'e bölelim 4, 3'e bölelim 5, 3'e bölelim x bölü 3. Şuradan bir Pisagor yapıp sonra 3 ile çarpalım. 25, 16 daha 41. Kök 41, 3 ile çarpıyorum. 3 kök 41'miş bir kenar. Tabi 4 tane var bundan. 4 ile de çarparsak 12 kök 41'miş cevabımız. Bakın bir köşegeni çizmiş yine. O zaman diğerini de biz çiziyoruz dedik. Ve köşegenlerin dik kesiştiğini toplam 15, 3 daha 18, 9, 9 bölecek. 9 buraya, 6 da buraya yazdım. Ve diklikten diklik indiği için öklit çakacağım. X'in öklitini yapıyorum. Yani yan kenarın öklitini yapıp direkt X'i bulacağım. Yakın parça çarpı tamamı. X kare eşittir 6 çarpı 15'tir dedim. O halde X kare eşittir 90. Kök 90 olacak X. O da 9 çarpı 10'dan 3 kök 10 geldi. 19. soru. Artık düşünmeden zaten köşegenlerin ortasını da göstermiş ya. Hemen şu diğer köşegeni çizip buranın dik olduğunu söyledim. AH 25'miş. Görelim o AH'ı. Şurası 25'miş. Hemen diklikten diklik indi. H kare yani 5'in karesi 25 çarpı H B'dir dedim. 25 ile neyin çarpımı 25? 1'in. Demek ki H B 1. O halde bir kenar 26 geldi. Tabii ki X de 26 çıkacak arkadaşım. Evet şuna bakıyoruz. 5 var, 3 var. AB 12 verilmiş. Şurası 12. Bak can öğrencim şu BF'yi birleştirdiğimde bu eşkenar dörtgenin köşegeni. Yani şurası açıortay olacak. Madem açıortay kol ayak muhabbeti yapalım. Bak kol 12 bölü ayak bu kolun ayağı 5 eşittir. Kol BC bölü ayak 3. Buradan 36 bölü 5 geldi. Şuradaki adamın uzunluğu. Hani bunu ben buldum ama ben BC'yi sorduğunu düşündüm. Meğersem BFDE'nin eşkenar dörtgenin çevresini soruyormuş. Bunu da buluruz arkadaşlarım. Bu da kolay. Hemen şuradaki paralellikten faydalanalım. Şöyle kırmızıyı alayım. Biraz da kalın yapayım. Bakın şu DF ile şurası paralel ya eşkenar dörtgende. Tabii bunu uzattığımda tamamı da paralel. Demek ki bu paralel doğru burada 5'e 3 böldüyse burada da 5K'ya 3K bölme işlemi yapacak. Ve toplam 8K. 8K'yı bize 12 vermiş. O halde 4'e bölelim hemen. 2K eşittir 3. Neyi soruyor bana?
eşkenar dörtgenin çevresi. Bir kenarını 3K bulduk. Bütün kenarları 3K. 4 tane 3K. 12K'yı soruyor bize dostlar. Yani şunun 6 katını soruyor. 18'dir. Sorunun cevabı diyebiliriz. Evet, yine köşegenin açıortay olmasından faydalanacağım bakın burada ve açıortay teoremini yapacağım hatta. Şimdi şuraya kadar olan kısım açıortay. Kafa burada, kol, kol, ayak, ayak. Hatta buna K diyelim, K. Ne diyor bize? BF, CF'nin 3 katı. Bak buna M dersem BF 3M. Şimdi burası 4M ise burası 2M, 2M diye yazalım. Şimdi kollarına bak, 2M'ye 3M. 2M koluna 6 düştü, 3 katı. 3M koluna 3 katı düşecek, 9. Denizli'yi paketledim. Şimdi teneffüs oldu, bir durdurayım, birazdan devam ederim. Evet, devam dostlar. Bunu da hallettik. Şöyle bir aşağı doğru kaydıralım. Evet, yine bir eşkenar dörtgen. Hemen açıortay muhabbeti yapacağız büyük bir ihtimal. Bir bakalım. İlk sorudaki gibi düşmeyelim tufaya. 18 AC 24 X'i soruyor. Evet, eşkenar dörtgenin şu köşegeninin köşegen olması, açıortay olmasından faydalandım ve kolların oranı, ayakların oranı yapıyorum. Şimdi bakın, sol kol 18, sol ayak 9. Yarıya düşmüş. Aynı şeyi bu tarafta da yaptığınız zaman Denizli'yi paketledik dostlarım. Hemen şuna bakalım. Dörtgen 3 5 eşkenar dörtgen, bir de ADB. ADB. Şu açı 2 katıymış bir yerin. Bakalım nerenin? EBC'nin, EBC. Şu açının 2 katıymış dostum. Hemen şunu fark edeceğiz arkadaşlarım. Şimdi 2A köşegen açıortaydı. Burası da 2A. 4A ise burasının da 4A olacağını, hatta köşegen açıortay olduğu için 2A 2A deyip buraya da A'yı ben yazdım. Bakın şu KB'nin de açıortay olduğunu çıkarttım piyasaya dostlar. Şimdi bundan sonrası yine şu üçgende açıortayın şu üçgene ait olduğunu görüyorum. Ayakları 3'e 5 geldi. Kolları da 3K'ya 5K'dır yazdım. Ve burası 90 derece olduğu için dik üçgen 3, 4, 5 dik üçgeni çıktı. Demek ki 8 dediğim yer, şu 5 ile 3'ün toplamı 8, 4K'ya eşit. Yani K 2. O halde burası 10, burası 6. Tabi bu da 8, tabi bu da 10, tabi bu da 10 falan. Neyi soruyor? Alan ABC'yi soruyor. E hadi gelin, şu üçgen 6, 8, 10 üçgeniydi. Alanını bulalım. 6 çarpı 8 bölü 2'den 24. E hocam, bu 24'ten de 4 tane var. 96'yı işaretledim hemen. 24. sorumuz. Şuradan bir yükseklik gelmiş bakın. 2 kök 3, 2 kök 3 diye bölmüş. Eşkenar dörtgenmiş bu. Şimdi bir kenarı 2 kök 3 ise bu da 2 kök 3. Tabii ki bu da 2 kök 3. Bak şurada kelebek üçgeni yakalayın arkadaşlarım. Şurada bir kelebek üçgen var. 2 kök 3'e 2 kök 3 kenarlarının oranı birebir benzerlik oranı. Demek ki burayla burası da birbirine eşit. Hatta kök 3'e kök 3 diye de burayı ayırdım. Şimdi şurada da Pisagor yaparsak, ya da şurada yapalım dostlarım Pisagorumuzu. Bakın 2 kök 3'ün karesi 12. 3 çıktı 9. Buraya da ne kalacak? 3 mü kalacak dostlarım? Tabi sen bunun 30, 60, 90 olduğunu da fark edebilirdin. Oradan da 3'ü bulabilirdin kardeş, ama illa 30, 60, 90'ı göreceğiz diye bir derdimiz yok. Artık yükseklik 3, yüksekliğin indiği tabanda 2 kök 3. O halde alan 3 çarpı 2 kök 3. Taban çarpı yükseklikti arkadaşlarım. 6 kök 3'ü işaretledim. Geldik buna. Bakın bu yükseklik, burası 90'sa unutmayın. Hemen bu tarafına da 90'ı yazın. Bak dik üçgen çıktı. Bir kenar 3 kök 2 ise şurası da 3 kök 2. Burası da 3 kök 2 diyelim. Şuradaki Pisagor'u yapalım ilk önce. 3 kök 2'nin karesi 18 eşittir. 2 kök 2'nin karesi 8 artı ne diyelim ona? H diyelim. H kare. Buradan da 8'i bu tarafa attım. 10 eşittir H kare. H eşittir kök 10. Ve şimdi şuradaki üçgende Pisagor çakıyorum. X kare eşittir 3 kök 2'nin karesi 18, kök 10'un karesi 10, 28 yaptı. 2 kök 7'dir bu da. Dışarıya çıkarttım hemen. Geldim buna. Bakın bir kenarı 10 vermiş. O halde 10, 10, 10 yazalım buralara. Bak şuradaki dik üçgen 6, 8, 10 dik üçgeni. Şu 90'ı hemen bu tarafa da yazın demiştik. 90 belki bir işe yarar.
Başka ne diyor? ABE üçgeninin alanı nedir diye soruyor. Ha, şu üçgenin alanını soruyor bize. Seçenek bul arkadaşlarım. Mesela iki kenarını biliyorsun. Sinüs alan teoremi yapabilirsin. Şu açıya A diyelim. Bak 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 10 çarpı sinüs A. Sinüs A da şurası 180 eksi A ya. 180 eksi A'nın sinüsüyle A'nın sinüsü eşitti. O zaman bunun sinüsünü söyleyelim. 8 bölü 10. Bizimki de 8 bölü 10 olacak diyelim. Bunlar gitti. Şunlar da gitsin. 2 kere 8 16'yı paketleyelim. Ha, bunu şöyle de yapabilir. Şimdi bu yükseklik biliyoruz ki şuradan indirdiğim yüksekliğe de eşit değil mi? 8. O zaman bu 8 4'ün yüksekliğidir. Hani bunu görebilirsen 8 çarpı 4 bölü 2'den de alanı 16'yı bulabilirsin dostum. Şuna geldik. Eşkenar dörtgen demiş. 7'yi 3'ü vermiş. Dostlar şurası ikizkenar üçgen biliyorsunuz değil mi? Eşkenar dörtgenin kenarları eşit. Ve ikizkenar üçgenin şurası tabanı. Bakın kural neydi? Taban üstündeki bir noktanın ikiz kenarlara olan diklikler çizilirse ya da ikiz kenarlara uzaklıkları demiştik bununla şunun için. Bunların toplamı yani 7 ile 3'ün toplamı 10 her zaman eşit açıdan çizdiğin yüksekliğe eşit. Ya C'den ya da A'dan. İkisi de aynı şey. Aha C'den çizdim. Demek ki bu yükseklik 10. E o halde eşkenar dörtgenin yüksekliği 10'dur. Nereden çizersen çiz 10. Bakın bir kenara 17 vermiş. O halde buna da 17'yi ben yazdım. Buna da 17, buna da 17. Bak burada ne çıktı karşına? 8, 15, 17 çıktı. Alanını soruyor. Yükseklik çarpı tabandı. 8 çarpı 17'dir alan. 80 artı 7 kere 8, 56, 136 yapar. Bursa'dan geldi. Evet buna bakalım. Şimdi şu köşegenlerin dik kesiştiğini, birbirini ortaladığı için 20 ise buranın da 20 olduğunu söyleyelim. Alan ABCD nedir diye soruyor. Şimdi burada bir de şuna bakalım dostlarım. Bakın şu K'nın ağırlık merkezi olduğunu söyleyeceğiz şimdi birazdan. Neden? Çünkü şurası zaten kenar ortay kendi vermiş. E şu çizdiğim AP de P noktasında 2'ye böldü burayı 20-20. O zaman bu da kenar ortay. Demek ki şurası ağırlık merkezi. Tabana bir açıya 2 muhabbetinden şurası da 10. Yani bu köşegende 15 çıktı. O halde bu da 15. 15-20-25 üçgeni çıktı. Bak bir kenar 25 geldi. Alanı mı soruyordu? Yok. Çevreyi soruyormuş. 4 tane 25'tir dostlarım. Adana'yı paketledim. 30. sorumuz ABCD eşkenar dörtgen. Bak dışarıdan da yüksekliğini indirmiş. Gel şuna A diyelim. Şuna da A diyelim. Köşegen şurası. Eşkenar dörtgenim de şurada. Şöyle eşkenar dörtgen. Köşegen açıortay olacak. Buna da A diyelim. Karşılıklı açılar eşit olduğu için bu da 2A olacak ve A A diye de bunu parçaladım. Şimdi şu üçgene kitlen kardeşim. Bak dik üçgendir bu. Bir açısı A, diğer açısı 2A ve bir açısı da 90. Yani 3A da 90 çıkacak. A'yı 30 bulduk. Şimdi A 30. Demek ki 30'un karşısı 4 kök 3, 90'ın karşısı 2 katı 8 kök 3 olacak. Neyi soruyor? Alan ABCD'yi soruyor bize. Şimdi burası 30. Burası 30, burası 30 tabii ki. İşte burası 60, 60'ın karşısı 4 kök 3, 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı 8. O zaman eşkenar dörtgenin bir kenarı 8 geldi. E yüksekliğini zaten kendi vermiş 4 kök 3. O zaman 8 çarpı 4 kök 3'tür. Alan 32 kök 3 çıkar. 31 numaralı soru. Bak benzerini çözdüğümüz yine şunların ikiz kenar olduğunu söyleyeceğiz. Ve şurası bizim ikiz kenarımızın tabanıdır diyeceğiz. Ve taban üstündeki bir noktadan ikiz kenarlara çizilen bu iki dikliğin toplamı yani 3 ile 6'nın toplamı 9. Benim eşkenar üçgenimin, eşkenar dörtgenimin eşit açılarından çizilen şu ikiz kenarın eşit açısından çizilen yüksekliğine eşit olacak. Yani bu yükseklik 9. E taban 10, 9 çarpı 10'dan 90 alanı bulduk kardeş. Şuna gelelim. 24 demiş. Şimdi şuraya x desek. Bir kenar x artı 12 oldu. O halde bu da x artı 12. Bak bu 24 x x artı 12. Şimdi ben çok sık karşılaştığım için 18, 24, 30 üçgeni olduğunu düşündüm bunun. Bakalım doğru mu? X'e 18 demeliyim bu durumda. 18, 24. Burası 30 oluyor mu gerçekten? Yani 18 dediğimde 18 ile 12'nin toplamı 30'u verdi.
Demek ki doğru. Yani bu 3, 4, 5'in 6 katı olan bir üçgendir. Hemen aklıma geldi 24'ü görünce. Ya 7, 24, 25'tir dedim. Onu kafadan denedim, olmadı. 18, 24, 30, 30 saldırdım ben de. Ve bir kenar 30 çıktı görüyorsun. Çevresini soruyor. 4 tane 30. Ceyhan'ı paketledim. Buna bakalım. Eşkenar dörtgen 158. Peki P noktası eşkenar dörtgen P noktasının kenarları olan en kısa uzaklıkları toplamı nedir diye soruyor. Oba bak şimdi. P'den buraya indirdiğim ve yukarıya çizdiğim en kısa diklikler, en kısa uzaklıklar. Bunların ikisinin toplamı bir yükseklik değil mi? H. Buraya çizdiğimle buraya çizdiğim dikliğin toplamı da en kısa uzaklıktır. Bu da diğer H. Çünkü yükseklikler eşitti. Bana işte bu dikliklerin toplamını yani H artı H'ı 2 H'ı soruyor bana demektir bu arkadaşlarım. Yüksekliği bulup 2 ile çarpacağız. Şimdi 150, şurası 30. E bu kenar 8. Hemen kırmızıyı alalım. Şimdi şuradan dikliğimizi indirelim buraya. 90'ın karşı 8 ise 30'un karşısı ne oldu? 4. Demek ki H 4, yüksekliği 4. 2 H'ı soruyor. 8'i paketledim. Ha, bununla aynıdır hocam. Asla öyle bir şey yok. Tamam, şansa çıktı o. Evet, burada videomuzun sonuna geldik. Yeni nesil soruları bir sonraki videoya sakladık arkadaşlarım. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.